İşin turşusunu kurmalı, onu sormalı, kökünü bulmalı, acımadan işin turşusunu kurmalı. İlhan Çıtak Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e yaylım ateşi. Evrak geç geldi mevzu. Çocuk evrakla yapılmıyor ya, çocuk hislerle yapılan bir şey. Geç verilince şey mi satılıyormuş, ev mi verilmiyormuş? Ya da bir tek bana mı denk gelmiş? Salak yana koyma olayı bana çok gelmiyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Nişantaşı'nda işlettiği güzellik merkezinin önünde görüntülendi. Nasıl oğlum? Siz beni hep burada yakalıyorsunuz. Çünkü yeni dükkan açtık ya, ben sürekli burada böyle bekçilik yapıyorum diyormuşum. Tatlıses geçen günlerde, babam 2 yıl önce 6 çocuğuna da Kuşadası'ndan ev verdi, bir tek bana vermedi demiş. Bunun üzerine İbrahim Tatlıses şu açıklamayı yapmıştı. Dilan vekalet vermekte gecikti. O zaman da benim paraya ihtiyacım vardı. Kalktım, o daireyi sattım. Hacizler kalkınca rahmetli annemin oturduğu İstanbul'un göbeğindeki daireyi ona vereceğim. Tatlıses babasının hakkındaki sözlerini duyunca gülmeye başladı. Siz evrakları geç verdiniz, o yüzden işlem yapılamadı diye. Bana o yüzden İstanbul'dan daha güzel bir daire vereceğim gibi bir açıklaması olmuştu İbrahim Bey. Evrak geç geldi mevzu. Çocuk evrakla yapılmıyor ya, çocuk hislerle yapılan bir şey. Hani bir his varsa ortada, ben evrak mevrak öyle geç verildi. Geç verilince şey mi satılıyormuş, ev mi verilmiyormuş? Ya da bir tek bana mı denk gelmiş? Dilan Çıtak Tatlıses babasının adil davranmadığını öne sürdü. Bundan önce de yaşıyordum. Kendi paramı kazanıyorum. Şimdi de kendim yaşıyorum, kazanıyorum. Ama artık hani insanları salak yerine koymak denilen şey benim. Ben çünkü Sezar'ın hakkı bile Sezar'dır bende. Ve o salak yerine koyma olayı bana çok gelmiyor. Ben o zaman da işte böyle sorulunca ya hadi yapmayın deyip cevap veriyorum yani. Burada yani bir hak adalet durumu var artık. Yani adaletli olmak lazım. Çünkü biliyorsunuz babam hani herkese çok yardımsever, herkese çok destekleyen bir. Yanındaki çalışanlarına kadar. Fakat yanındaki yardımcılara kadar verilen bir ev, 27 yıl sonra barıştığın bir evlada verilmiyorsa burada çok evrak meselesi, evrak bana çok suni geldi. Burada bir yalnızlık var, bu işte bir yalnızlık var. Ünlü şarkıcı vekaletnamesini geç gönderdiğini kabul etti. Evet ben evrakımı gönderdim ama geç gönderdim. Çünkü ben ne yapsaydım herkes gibi hani koşarak ertesi gün tapu dairesine gitmeyi düşünmedim yani. Ama diğer herkes almış zaten. Benim öyle bir acelem olmadı. Sonra da evrak gönderilince kayboldu dendi gibi şeyler oldu. Yani ben geç göndermekle ilgili bir böyle evlada yani tuhaf bir durum. Dilan Çıtak Tatlıses babasının bu saatten sonra vereceği evle ilgilenmediğini belirtti. Peki İstanbul'da ona daha güzel bir daire vereceğim dedi. Hiç ya, gerçekten ilgilenmiyorum. Ya inşallah kendim çalışıp kazanırım da ben destek olurum herkese. Yani benim hiç öyle bir şeyde gözüm yok. Çok şükür dükkanım güzel gidiyor. Sahne işlerimiz güzel gidiyor. İnsanlara aptal muamelesi yapılmak benim hoşuma gitmiyor. Dilan Çıtak Tatlıses röportaj boyunca sık sık babasının adaletsizce davrandığını yineledi. Evlatlar arasında bir kayırmaca gibi bir durum denebilir mi? Yani bu bence tamamen sizin yorumunuz olsun. Benim yorumum olmasın. Bunu zaten halk doğru yorumu verecektir diye düşünüyorum. Ama bu arada bu da beni ilgilendirmiyor. Yeter ki adaletli olunmuyorsa da olunmadığı görünsün yani. Kalkıp çok adaletliymiş gibi davranılmasın. Hoş bir şey değil. Yani evrak gecikti falan. Yani yani anladık. Keşke gecikmeseydi de ben bir an önce o evi alıp hayır kurumuna verseydim yani. Peki İstanbul'daki evi verdiğini... Öyle bir mevzu yok ya. Bu İstanbul'daki evi ben sizden duyuyorum. Öyle bir şey yok. Hiçbir bilgim yok. İbrahim Tatlıses geçen günlerde aynı zamanda yardımcısı olan kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile beraber olduğunu açıklamıştı. Dilan Çıtak Tatlıses babasının yeni ilişkisiyle ilgili konuşmak istemedi. Hiç bilmiyorum. Hiç ilgilenmiyorum. Yanında çalışan bir arkadaş galiba o. Yanında çalışan biri. Ben bilmiyorum. Ya da pedikür işlerine giren sanıyorum bir hanımefendiyim. Hiç bilmiyorum. Evet. Benim meslektaş, mazlum, kapanan gözlük. Hiç bilmiyorum. Yani tanıyorum. Evet. Tabii yanında çalışan bir arkadaş. Ben öyle bir durumu bilmiyorum. Tatlıses bir dönem arasından su sızmayan kardeşi İdo'yla neden küs olduklarını açıkladı. Bildiğiniz bir dünya değil, gerçekten bildiğiniz bir dünya değil. Şundan ulaşıyordum. Bir ara hani bir dönem birlikte şarkılar söylediğiniz, sahneye çıktınız. Hani bir anda ne oldu? Şimdi ben birazcık fazla vicdanlı bir insanım. Ben herkesle iyi geçinirim, herkesi çok severim, herkese kolayca inanırım. Bu kadar. Ünlü şarkıcı geçen aylarda peş peşe koronavirüs tedavisi gördüğü sevgilisi Levent Dörter'le evlilik planlarını askıya aldıklarını da sözlerine ekledi. Ya araya korona girdi, araya müzik girdi, araya her şey girdi. Şu an hiç bilmiyoruz. Yani o kadar çok bu dükkanla ve albümle ilgileniyoruz ki
gitti orada o mevzu yani. Evlilik hayali olmadı ama şu an hani herhalde bir, yok başka baharat almadı da bir anda kafamıza eser belki nikah, ne bileyim, hakkı kısmet ya, yani. İnşallah. Bilmiyorum yani. Biz teşekkür ederiz.